Herkese merhaba. Bazıları açık denizde birbirlerinden uzaklaşamadı. Bazıları kıyıyla denizin yerini karıştırdı. Bazılarının denizin tam ortasında mekanik donanımları bozuldu. Ya da kaptanlar kurallara uymadı. Bugün sizlere kameralara çekilmiş gemi kazalarının görüntülerini göstereceğiz. Hadi başlayalım. Ekim 2019'da Ulysses vapuru CSR Virginia konteyner gemisine çarparak tankerin bir tarafında devasa bir delik açtı ve ham petrolün denize dökülmesine neden oldu. Petrol Korsika kıyılarında birikerek burada kalın bir petrol tabakası oluştu. İki gemiyi birbirinden ayırmak 5 gün sürdü ve gemilerde milyonlarca dolarlık hasar meydana geldi. Iwaki'deki bir balık limanında bulunan bu gemilere neler olduğuna bir bakın. Bu gemiler Pasifik Okyanusu'nun kıyılarında yaşanan depremin neden olduğu tsunami sonrasında karaya oturdu. Konteyner gemisinin Tanjung Emma Limanı'nın rıhtımında yaptığı kazanın bilançosuna bakın. ...365 metre uzunluğundaki gemi Milano Bridge, limana yanaşmaya çalışırken iskelede yükselen inşaat vinçlerine takıldı. Vinçlerden biri geminin üzerine devrildi. Bu adam direğe çok dikkatli bir şekilde çarptı. Bu azgın jet ski'nin direksiyonunun arkasında 13 yaşında bir çocuk duruyordu. Çocuk dümdüz ilerliyordu ve önünde bir engel olduğunu fark etmedi. 32 yaşındaki sarhoş adam, Florida, Sarasota'daki Bayfront Park Marinası'nda park halinde olan diğer teknelere çarptı. Botlardan birinin sahibinin söylediğine göre, kazayı yapan kişi patronunun teknesini çalan bir kiralama şirketi çalışanıydı. Polis kazayı yapan kişiyi tutukladı. Katamaran hızla ilerliyordu ancak köprü resmen "bugün buradan geçemezsin" dedi. Teknenin direği köprüye takıldı ancak kaptan gemiyi kurtarmayı başardı. Az önce devasa dökme yük gemisi Grand Rodosi, Güney Avustralya'daki Lincoln Limanı'nda yük boşaltımı yapan Orkinos gemisi Apollo S'i parçaladı. 47 metrelik motorbot yaklaşık olarak 17 milyon dolar değerindeydi. Çarpışmadan sonra Apollo S yalnızca 15-20 saniye içinde battı. 2010 yılında Japon balina avlama teknesi Shonanmaru 2, Arktik sularda Edicil'e çarptı. 24 metre uzunluğundaki trimaran 1,5 milyon dolar değerindeydi ve anti-balina görevleri için tasarlanmıştı. Ayrıca mürettebatın kör edici lazer toplarını kullanmasına izin veriliyordu. Gemiler birbirleriyle karşılaştığında Shonanmaru 2, trimarana arkadan yaklaştı ve gemiyi 110 derece döndürdü. Balina avcıları ilk başta güçlü su toplarıyla mürettebatın dikkatini dağıttı ve daha sonra da Edicil'e çarptı. Bütün mürettebat kurtarıldı ancak trimaran battı. Bu olay tartışmalı bir bölge olan Doğu Çin Denizi'nde yaşandı. Çünkü buradaki büyük bir alanda potansiyel benzin ve petrol rezervlerinin olduğu düşünülüyor. Bu Çinli balıkçı gemisi Japon petrol gemisine çarptı. Bu kaza iki Asya ülkesi arasında diplomatik bir gerilim yaşanmasına neden oldu. Japonya Çinli kaptanı gözaltına alırken Çin kaptanını bir kahraman ilan etti. Deniz kuvvetlerine ait Natsun süper tankeri sürekli kornaya basarak etrafındakilere orada olduğunu haber vermeye çalışıyordu. Ancak önündeki yatın kaptanı kornayı resmen duymazdan geliyordu. Sonunda süper tankerin demirleri yatın yelkenlerine takıldı ve tanker yata çarptı. Çapayı yanlış kullanırsanız işte başınıza bunlar gelebilir. Bu gemi limanda park halinde olan büyük geminin kıçına çarptı. Bu römorkörün birkaç saniye içinde nasıl battığına bir bakın. Daha büyük gemilere yakıt doldurmak için dizel yakıtı taşıyan römorkörde patlama yaşandıktan sonra bu olay meydana geldi. Kazada gemideki 7 kişiden 3'ü öldü. Soya fasulyesi mavnasının 35 yaşındaki kaptanı geminin kontrolünü kaybetti ve köprü sütunlarından birine çarptı. Bu çarpışma sonrasında köprü yıkıldı. Daha sonra kaptan 2000 baht para cezasına çarptırıldı. Çünkü kaptan 2012 yılında süresi dolan sürücü belgesini yenilemeden gemi kullanıyordu. Bu feribot Las Palmas'taki beton iskeleye çarptığında gemide 140 yolcu bulunuyordu. Kazanın sebebi gemide elektriklerin kesilmesiydi. Neyse ki bu kazada kimse yaralanmadı.
MSC Opera'nın motoru bozuldu ve kaptan limana yanaşırken kontrolü kaybetti. İki römorkör Judeca kanalında gemiyi yönlendirmeye ve yavaşlatmaya çalışıyordu. Ancak gemiye bağlanan zincirlerden biri gerilime dayanamadı ve koptu. Bunun sonucunda 2500 yolcuyu ağırlamak için tasarlanmış 13 güverteli canavar rıhtımı sıyırırken ve küçük gemileri ezerken tiz bir ses çıkardı. Bu korkunç kazanın sonucunda 4 kişi yaralandı. Mart 2013'te çekilen bu görüntülerde iki kargo gemisinin birbirlerine çok yakın ilerledikleri görülüyor. Yüksek sesle korna çalarken Bex kargo gemisi kameraya yakalanmış en yavaş manevralardan birini yaptı. Bu gemi nehirde ilerlerken köprü birdenbire alçalmaya başladı. Geminin manevra yapacak ya da geri gidecek zamanı yoktu. Dolayısıyla geminin dümen köşkü yıkıldı ve gemide yangın çıktı. Peki ya iki yatın bu korkunç çarpışmasına ne diyorsunuz? Görünüşe göre her iki yatın kaptanı da limanla sancak arasındaki farkı bilmiyor. Geri tepme etkisinin batmamak için uğraşan tekneyi nasıl döndürdüğüne bir bakın. Görünüşe göre büyük gemilerin botlara çarpması sık yaşanan bir kaza ve bu kazalar genelde botu kullanan kaptanlar yüzünden yaşanıyor. Bu kişiler Miami'deki restoranlardan birinin yakınlarında yatlarında dinleniyorlardı ve doğal olarak birkaç saniye sonra büyük bir trajedi yaşanacağından haberleri yoktu. Başka bir yat park halindeki tekneye çarptı. Kazayı yapan yatın kaptanı yolcuları hatta yolcuları kenara çekmeye çalışan kişileri bile riske attı. Bu görüntülere bakınca insan birilerinin çok ciddi hasara yol açtığını düşünüyor. Açıkça görülüyor ki bu duvarlar aşırı yüke dayanamadı. Tonlarca kömürün suya dökülmesinin yanı sıra kömürleri sabit tutması gereken buldozer de denize düştü. Florida'da evli bir çift Royal Caribbean Equinox yolcu gemisinin 2.3 milyon dolar değerindeki evlerine doğru gelişini korkuyla izlediler. Too close! Too close! Get out! 7 katlı geminin çiftin evine çarpmak için birkaç dakikası vardı. Neyse ki kaptan gemiyi döndürmeyi başardı. İki tanker Tanjung Kling suları için kavga ediyordu. MV Ocean Line, Sport Zone'a tam ortadan çarptı. Bu görüntüler nasıl ölmemeniz gerektiğinin harika bir örneğiymiş gibi görünüyor. Burada da yeni yapılmış lüks bir yolcu gemisinin köprüye çarptığını ve bacasına veda ettiğini görebilirsiniz. Mürettebata göre bu kazanın sorumlusu kaptandı. Çünkü içinde yolcu olmayan geminin daha yüksekte yüzdüğünü hesaba katamamıştı. Bu büyük gemi az kalsın demirlenmiş gemiye çarparak yanından geçecekti. Ancak kazanın ucundan dönüldü. Bu görüntülerde jet ski'nin karşıdan gelmekte olan botun yoluna çıktığı net bir şekilde görülüyor. J-Class yatların yarıştığı Antigua Regatta süper yat yarışı sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Şuna bakın, bir yat direkt olarak diğer yata çarpıyor. Kaptan diğer yatın tam kıçına vurarak bir kişinin denize düşmesine neden oluyor. Bu kazadan sonra her iki tekne de hasar aldı ve yarışa devam edemediler. Bu iki gemi devasa bir T harfi oluşturdu ve haftalarca bu pozisyonda kaldılar. LPG yük gemisi Gazprom'un Springbok isimli geminin iskele kısmına tam 90 derecelik açıyla çarptı. Kurtarma ekibinin bu iki gemiyi birbirinden ayırması günler sürdü. Buradaki kazanın da nedeni teknik aksaklık yaşanmasıydı. Konteyner gemisi Çin'deki Guangzhou limanında kontrolünü kaybetti. Bu görüntülerde de bir gemiyle bir mauna kaza yapıyor. Mauna full hızla geminin sancak tarafına çarptı. Denizciler şok oldular. Herkes birbirine gemide açılan oyuğu gösteriyordu. Bu oyuk kolaylıkla gemiyi okyanusun derinliklerine götürebilirdi. Şu anda BC feribotunun acil durum sebebiyle Queen of Oak Coin'a yanaşmasını izliyorsunuz. Geminin motoru bozulmuştu. Bu eğlence gemisi vinçler kullanılarak büyük bir gemiye nakledilmeye çalışılıyordu. Ancak bir anda emniyet kemerleri çözüldü ve gemi 50 metre yükseklikten ters bir şekilde düştü. Şimdi de başka bir şok edici video. Buradaki kadın babasının yatına çarptı. Görünüşe göre birilerinin iPhone'suz yaşamayı öğrenmesi gerekecek.
Motorlu şişme botun kaptanı, botun kontrolünü kaybettikten sonra üzerinde kimse olmayan bir yelkenliğe çarptı. Bu teknenin başka planları varmış gibi görünüyor. Andrea Troll teknesi Alexander von Humboldt'a çarptığında işte bunlar oldu. Büyük, 3 direkli yelkenli gemide 59 kişi vardı ve kaza köprüdeki bir kişinin ihmali yüzünden yaşandı. Neyse ki iki gemi de ciddi şekilde hasar almadı. Vladivostok koyunda bir donanma gemisi geri vites dişlisi bozulduğu için rıhtıma çarptı. Hayatlarını sularda geçiren insanlar denizde olmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini çok iyi bilir. Ancak çok azı bu hayatta başka bir hayatı değiştirmek ister. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.